Mısır felsefesinin temel önermesi, birin her şey, her şeyin de bir olduğudur. Öyle ki, bütünün birliği ilkesi, bütün olarak tüm parçalarının toplamını kapsar. Eski Mısırlılar için gökyüzünün insan, insanın gökyüzü, tüm insanların gökyüzü ve gökyüzünün de tek bir insan olduğu bu şekilde anlaşılabilir. Bu anlamda kozmosu yaşayan bir kozmos ve yaşayan bir varlık olarak, dolayısıyla karmaşık ve çeşitli etkileşimlerle dolu, yani özünde heterojen olarak anlamak söz konusudur. Mısır dünya görüşü ve kozmogonisinde kutsal ve dünyevi olan arasında önemli bir fark yoktu. Burada her eylem, ne kadar sıradan olursa olsun, ilahi bir faaliyetin dünyevi temsili olarak kabul edilirdi. Öyle ki, her eylem bilinçli bir düşünceyle gerçekleştiriliyordu ve gerçekleştirilen eylemin kendisi ilahi hale geliyordu. Bu da dünyevi olan her şeyin aynı anda ve aynı zamanda ilahi olduğu anlamına geliyordu. Bu önermeye göre, eski Mısırlılar insanın evrenin bir modeli olduğunu ve dolayısıyla insanın kendisini bilmesinin aynı zamanda evreni de bilmesi anlamına geldiğini anlamışlardır. Tüm bilimlerin aynı zamanda bir bütün oluşturduğunu ve aynı şekilde uzmanlık alanlarının, astronominin, tıbbın, matematiğin, sanatın ve bir bütün olarak bu bütünün parçaları olduğunu ve bu nedenle ayrı ayrı ele alınamayacağını anladılar. Bu açıdan bakıldığında sanat, bilim ve dinin birbiriyle yakından bağlantılı olduğu anlaşılabilir. Bunu akılda tutarak, eski Mısırlılar evreni, bu şekilde değil ama işlevleri veya nitelikleri aracılığıyla temsil edilen büyük bir tanrı tarafından bilinçli bir yaratma eylemi olarak gördüler. Hieroglifteki Neter kelimesi tanrı olarak çevrilmiştir. Ancak bu kelime tanrının kendisi olarak değil, kozmik işlev olarak, yani Tanrı'nın canlı bir kozmosta farklı şekillerde tezahür eden işlevi olarak anlaşılmalıdır. Dolayısıyla eğer insan Tanrı'nın suretinde yaratıldıysa, o zaman insan tüm yaratılışın suretini temsil ediyordu. Böylece eski Mısır kozmolojik ve kozmogonik fikirleri, metafizik karakterli kavramları temsil etme aracı olarak mitler ve semboller aracılığıyla ifade edilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla MIT, tıpkı kozmik yasaların yaptığı gibi, trajedi ve tarihin karşıtlar olarak bir bütünün parçaları olarak birleştiği bir bilgi iletişim unsuru, bir dramatizasyon eylemi haline gelir. Bu nedenle eski Mısır'da MIT tarihsel değerden yoksundur. Çünkü derin anlamını ancak açığa çıktığı anda kazanır ve tam da o anda bilimsel ve felsefi bilgiye dönüşür. Semboller, kendi paylarına, gerçekliğin temsil edilmesine ve bu temsile dayalı bilginin inşa edilmesine olanak tanıyacak ideal ortam olarak işlev görecektir. Dolayısıyla gerçeklik, gerçeklik değil, gerçekliğin temsilidir. Eski Mısırlılar, belirli bir eylemi değil, bu eylemle ilişkili belirli bir ilkenin anlamını ifade etmek için sembollerini doğal dünyadan almışlardır. Örneğin, bir mezarda tasvir edilen ekme ve biçme sahnesi, dünyevi ekme ve biçme eylemi olarak değil, mesajı ekilenin biçilmesi anlamında ruhani olanı aşan genel bir eylem olarak yorumlanırdı. Peki ama eski Mısırlılar için insan kavramı neydi? İlk popüler MIT, insan ırkının, yaratıcı Atumra'nın ilk çocukları olan tanrılar Şu ve Tefnut'u kaosun sularından çıkardığı zamanki sevinç gözyaşlarından doğduğunu anlatır. Bu ilahi eylem, insanın varoluşunun olumlu bir karaktere sahip olduğunu gösterir, çünkü insan özünde doğrudan tanrısallıktan yayılan yüce bir coşkunun meyvesidir. Yaratılış efsanesinin diğer versiyonları, insanın doğumunu yaratıcının doruk noktası, tüm yaratılışın sona erdiği eser olarak kabul eder. Böylece, diğer tanrıları, şeytanları ve çeşitli varlıkları yarattıktan sonra, yaratıcı, Fil aracılığıyla ve Memphis şehrinin büyük demirgosu olan Tanrı Patin veya Tanrı Kanum'un yardımıyla insanlara yaşam nefesini verir. Daha sonra, Kemi, Mısır, hayvanlar, bitkiler ve Nil ile birlikte yaratılacak, böylece yeni varlık bir meyve bahçesinde yaşayacaktır. Daha sonra kaos güçlerini kontrol altına almak için insanlara krallık ve siyaset bahşedilecek ve böylece başında kendisinin bulunduğu ilk insan örgütü ortaya çıkacaktır. Çünkü eski Mısır'da Firavun Tanrı'nın vücut bulmuş haliydi. İnsanlar tanrılar ya da doğa ruhları olarak yaratılmamıştır, dünyevidirler, bu nedenle görünmez olan üzerinde hareket etme kapasitesinden yoksundurlar, ancak tanrılarla olan diyalogları sayesinde görünmez olanla temasa geçebilirler, bu da onlara her iki boyut, dünyevi ve ilahi olan arasında aracı olma kapasitesini verir.
İnsan, yaratıcı tarafından tasarlanmış bir projedir. Ancak tam bir özelliğe sahiptir. İki dünyanın birleştiricisidir ve bu nedenle tanrılardan bile kendi kimliğine ve özgürlüğüne sahiptir. Anahtar, karanlık doğanın kendi parçasını nasıl kontrol edeceğini bilmek ve kaos ve düzensizliğin güçleri tarafından baştan çıkarılmamakta yatmaktadır. Ölüler Kitabının 17. bölümünde ölen kişinin güne çıkmasını sağlayan temel tepkilerden biri, insanın bir kimlik olarak ölüm olgusundan sonra da kalacağıdır. Ölüm insan için bir yaşam değişikliğidir. Nihai bir son değildir ve bu nedenle yeryüzündeki insan üzerinde de temel bir etkiye sahip olacaktır. Çünkü dünyevi eylemlerinin çoğunun görünmeyen dünyadaki varlığı üzerinde bir etkisi olacaktır. Eski Mısırlılar varoluşu bölümlere ayırmayan bir halktı. Yaşam ve ölüm aynı senaryonun parçasıydı. Biri diğerinin doğrudan ve kesintisiz bir uzantısı olarak hareket ediyordu. Ölüm sadece yaşamın ölümü değil, ruhsal ve bedensel, yenilenmiş ve ebedi bir yaşamın devamıydı. Mısırlıların ölüm felsefesi, bireyi iki açıdan analiz ederek anlaşılabilir. Ba, ölümsüz yüksek ruh, kalbin ikizi, her insanın kopyası. Bu, ruhun yaşayanların dünyasına müdahale ettiği plastik güçtür. Ka, ölülerin eterik karakterinin çift alt tabakası. Canlı ve aktif, ölümden sonra yaşam sırasında dünyevi bedenin rolünü oynayan ölüm sonrası yaşamın temeli. Ka, ölümden sonraki varlığın ikinci bileşimi olan kaybiti ya da gölgeye karşıttır. Bu bileşim, bir hayalet kisvesi altında ayrışan ve kendini gösteren bir dizi temel arzu, tutku, ahlaksızlık ve kusurla karakterize edilir. Mumyalama, dünyevi bedenin Ka için bir mesken olarak hizmet etmek üzere korunmasına hizmet ederdi. Tüm Mısır yaşamı ve felsefesi yukarıda açıklanan temel kavramlara dayanıyordu. Ba ve Ka, ölüm sonrası dönemde bireyin ayrılmaz ikiz bileşenleridir. Tüm fiziksel bedene Ka denirdi. Tüm bunlar eski Mısırlılar için tek bir ana önermede özetlenebilir, yaşamayı ve ölmeyi öğrenmek. Mısır'da felsefe aynı zamanda ahlak felsefesidir. Mısır'da felsefe, istisnai siyasi, dini, bilimsel ve sanatsal faaliyetlerin gelişmesini sağlayacak saflığa ulaşmayı ima eden bir dizi doktrinin pratik uygulaması olarak anlaşılıyordu. Mısır ahlakı küfrü, hilekarlığı, hırsızlığı, haince adam öldürmeyi, isyan ya da kargaşa çıkarmayı ve köle bile olsalar insanlara zalimce davranmayı yasaklıyordu. Ayrıca sarhoşluğu, tembelliği, yersiz merakı, kıskançlığı, komşusuna kötü davranmayı, kürtaj yaptırmayı, kral ya da ebeveynleri hakkında kötü konuşmayı da yasaklıyordu. Kötülük olarak kabul edilen bu eylemlerin yasaklanmasına, Tanrı'ya adakta bulunma, açları doyurma, çıplakları giydirme ve diğer iyi eylemlerin öne çıktığı iyi eylemlerle ilgili çeşitli emirler eşlik etmiştir. Bu ahlaki reçetelerin temeli ve yaptırımı olarak Mısırlılar ruhun ölümsüzlüğünü ve ölümden sonra ilahi yargıyı, yaşam boyunca uygulanan eylemlere karşılık gelen ödüller veya cezalarla birlikte kabul ettiler. Çünkü beden çürüdüğünde veya öldüğünde ruhun doğumlar veya enkarnasyonlar yoluyla art arda başka bedenlere geçtiğini onayladılar. Bu anlamda babanın aile içindeki ahlaki otoritesi, Firavun'un imparatorluktaki ahlaki otoritesinin bir yansımasıdır ve Firavun, manevi evrimi ve bilgisi nedeniyle ilahi yasa veya düzeni temsil eder. Mısırlılar evlilik birliğini toplumun temeli ve insan mutluluğunu sağlayan, sevgi, anlayış ve karşılıklı sadakate dayalı bir şey olarak görüyorlardı. Hayırseverlik, toplumun tanrılara minnettarlığını gösterme yoluydu. Mallara sahip olmanın ilahi bir armağan olduğunu ve paylaşmanın tanrılara duyulan minnetin bir ifadesi olduğunu anladılar. Firavundan en mütevazı işçiye kadar herkes, ancak her insanın kendi vicdanı, üstleri ve astları önünde eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmesiyle başarıya ulaşabilecek bir ahlak ya da adalet duygusuna yanıt veriyordu. Mısırlılar için adalet Tanrı'dan kaynaklanırdı ve insanlar arasında yasa olarak tercüme edilir ve özellikle kutsal karşısında bireyin aktif sorumluluğunu gerektirir. Daha fazla tarih videosu için video açıklamasındaki kanalımı ziyaret edin. Sonraki video, Antik Yunan Felsefesi.